Eğitici TV'den herkese merhabalar. Camtasia Studio Eğitim serisinin 17. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte bir videoyu GIF olarak yani bir resim formatı olarak kaydetmeyi ee, anlatacağım. Bildiğiniz üzere GIF formatı bir resim formatıdır. Yani bir video değildir ama hareketli resimdir. Yani bir video, video gibi davranır ama aslında resim uzantısıdır. Bir resim olaraktır. GIF uzantısı resim uzantısıdır. Yani bir siteye ya da herhangi bir yere siz... Bu resmi yüklemeye kalktığınız zaman video yükleme yerine değil de resim yüklemeye seçersiniz ve boyutları oldukça düşük olur bir videoya göre. Yani hareketli resimlerdir diyebiliriz. Hemen bunun nasıl yapıldığını anlatalım. Camtasia Studio'yu aç açacağım şimdi. Evet bazen öyle sorunlar olabiliyor. Öyle tekrardan aşağı alıp e, yeniden gösterince düzeliyor. Şimdi biz tv kanalında video girişlerinde kullandığımız bir video var. Şunu sesini biraz kısayım pek fazla rahatsız etmesin. Evet, video girişi işte bildiğiniz üzere TV kanalımızın. Şimdi bunu ben şu anda video uzantılı, MP4 uzantılı şuradan da görüyorsunuz. Bunu ben GIF olarak e, kaydedeceğim. Bunun için tek yapmamız gereken farklı bir kaydetme ayarı zaten çok basit. E, and Share tıklıyoruz. Buradan e, Custom Production Settings tıklıyoruz. İleri diyoruz. Burada gördüğünüz gibi GIF animation file. Yani animasyon olarak bir nevi kaydediyor. GIF seçiyoruz buradan. İleri diyoruz. Bunlar evet otomatik olsun. E, sonsuza kadar döngü yapıyor. No, e, buradan Airplay seçip belli bir zamanda da döngü yapmasını ayarlayabilirsiniz. Biz sonsuza kadar e, döngü olsun. Burası bu şekilde kalabilir. E, buradan çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. GIF uzantılı. Aslında GIF uzantılı resimlerin çözünürlükleri bu kadar yüksek olmaz. Bunu biz birazcık e, düşürelim. Örnek olsun diye 300 yazayım. Zaten şu işaretli olduğu zaman o genişliği de kendine göre ayarlıyor. Yani orantılı bir şekilde e, küçültmüş olduk şu anda biz bu resmi. Hatta birazcık daha büyütelim. Şöyle bir şey yapalım. Evet. E, yani gif uzantılı dosyalar bu kadar büyük olmaz. Çünkü tam ekran gösterilmez pek gifler böyle. E, ufak küçük bir yerde gösterilir onlar. Bu şekilde ayarladım. İleri diyorum. E, burada herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. İleri diyoruz. E, şunu tıklayalım. E, videonun düzenlenmesi bittikten sonra videoyu oynatmasın. Bir i̇sim vermemiz gerekiyor. GIF e, resim diyelim. Bu şekilde, evet. Şöyle bir de masa üstünü seçelim kaydetme yeri olarak. Evet, son diyelim. Ve hemen GIF uzantılı dosya hazırlanıyor. Evet bitti. Bunu son deyip böyle aşağı alabiliriz. Artık bu önemli değil. bu da temel olarak da gösterebiliyoruz. Ee, biz onu bakmayacağız. Bizim ilgilendiğimiz bu klasörün içine bir tane klasör olacak. Gördüğünüz gibi bizim ilgilendiğimiz bu. Hemen özelliklerine bakalım. Gördüğünüz gibi uzantısı gif. Hemen çift tıklayıp açayım ben bunu bir de. Görün bu şu anda aslında bir resim. Ama hareketli resim gördüğünüz gibi. Tabi e, renkler o kadar düzgün olmayacaktır gif uzantılı, Uzantılı dosyalarda e, çünkü bir video değil e, gifler bu şekilde çözünürlükleri falan e, kötü olur e, ve web renkleri kullanılır öyle temel renkler kullanılır yani pek ayrıntılı renklere girilmez o yüzden bu şekilde geçişler çok kötü olmuş e, bu şekilde yani giflerde hem boyutu da küçük zaten örnek olarak boyutuna bakalım bunun evet baya küçük bir boyutu var şuradan da görebiliyoruz 353 e, kilobyte listeki boyutu da 356 pek fazla da bir fark yok zaten normalde bu, bu şekilde bir video e, çıktı almaya kalksak megabaytlarda bir şeyler olurdu büyük ihtimalle e, yani bu şekilde gif uzantılı e, dosyalar alabiliyoruz Camtasia Studio programı e, sayesinde hem boyutları düşük oluyor hem de resim olarak e, yükleyebiliyoruz video olarak görünmüyor yani bunlar e, benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.